Webtekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir dolandırılma videosuna daha hoş geldiniz. Dolandırıcılar yine sağ olsunlar boş durmamışlar ve bir dolandırılma yöntemi daha geliştirmişler. Webtekno adını kullanarak bir gümrük hesabı açmışlar ve bunun üzerinden insanlara ya ürün satıyorlar ya da hiçbir şey göndermeden sadece bir şekilde paralarını almaya çalışıyorlar. Biz şimdi bu gümrük hesabını bulduk arkadaşlar. Instagram'dan onu biri gönderdi bana sağ olsun. Teşekkür ediyorum ona da. Şimdi bu hesapla biraz oynayacağız. Şimdi Webtekno adı arkadaşlar tezkilli bir adı. Buradaki aramaya webtekno.gümrük yazıyorum ve bu gördüğünüz hesap çıkıyor. Şöyle bir bakalım. İhale üzerinde gümrük cihaz sayfası. Böyle bir olay yok. Adınıza e-fatura. Tabii efendim. 3 iş günü içerisinde kargo. Ardahan Çıldır gümrük kapısı. Bir de konum vermiş. Mesela paylaşmış bir video. Yani düz bir telefon tanıtımı. Bunu gördüğümde senin bu telefona sahip olduğunu anlayamam. Başka bir tane var. Sadece müzik. Yine sadece müzik. Yine sadece müzik. Mesela burada bir beyefendiyi koymuşlar. Diyor ki Kaan Bey Webtekno Gümrük ailesine katıldı. Cihazınızı güzel günlerde kullanmanız dileğiyle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yunus Bey Webtekno Gümrük ailesine katıldı. Cihazınız güzel günlerde. Ben bu isimlerin de gerçek olduğuna inanmıyorum. Bu kişilerin de gerçek olduğuna inanmıyorum. Muhtemelen başka yerlerden, başka hesaplardan çekiyorlar. Yani şöyle bir fotoğraf herkes çeker arkadaşlar. Çeşitli satış yapan yerler çekiyor ve bak mesela arkaya baktığınızda Red var, Supernet var. Yani hiçbir alakası olmadığını eminim. Sadece düzeltme olsun diye söylüyorum. Bir Vodafone mağazası burası. Ama bu hesabın ne Vodafone'la ne bu mağazayla ne de bizle alakası yok aslında. Şimdi buraya kadar okeyiz diye düşünüyorum. Storylere bakacağız. Burada insanları dolandırıyorlar. İnsanlar yorumlarda diyor ki bunlara inanmayın, güvenmeyin, carçurt falan filan. Ama bu şekilde olmaması için de yorumları kapatıyorlar. Buna bir bahane uydurmuşlar. Bakalım neymiş? Arkadaşlar çekiliş yorumlardan da seçildiği için çekiliş sonrası yorumlar sistemin algoritmasını bozduğu için kapalıdır. Sistemin argonistmasını. Argonistma. Talihlilere mesaj yoluyla iletişime geçildi. Gün içinde paylaşımlar olacaktır. Kazanan talihlileri tebrik ederiz. Şu an gördüğünüz gibi en son paylaşım 3 hafta önce yapılmış. Ama dün gece bir çekiliş postu vardı. Ben bu çekilişe katıldım. Benden istedikleri tek şart şuydu. Sayfayı takip edin ve mesajda katıldım diye. Katıldım. Mesaj geldi 3 saat önce. Tebrikler kazandınız. Yapmış olduğumuz çekilişten 1 adet iPhone 14 Pro Max 128 GB kazandınız. Sizi tebrik ederiz. Öncelikle yapmanız gerekenler isim, soyisim, cihazın göndereceği adres, telefon numarası bilgilerini atınız. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Merhaba efendim. Öncelikle çekilişten bir adet falan filan aynen. Cihazın değeri 40 bin lira üzerinde olduğu için kargolar sigortasız taşıma yapmıyor. Bak Allah'ın işine. Kargoya söylemesen de 40 bin liralık ürün gönderdiğini. Cihaz kazanan talihlinin üzerine kaydedilip gönderim sağlanacağı için ödeme sizin tarafınızdan yapılması gerekiyor. Bunun bedelini önden almak zorundayız. Sigorta bedeli tahminler alalım. 350 lira. Yaklaştın. 238 TL. İşlem tamamlandıktan sonra cihazınız MNG veya yurt içi kargo üzerinden çıkış yapacaktır. Kargo ücretsiz parantez içinde. Öncelikle bu MNG ve yurt içi diyor ama bu kargo şirketleriyle hiçbir alakası yok. Sadece belirtmiş olayım. Burada da bir IBAN gösterilmiş ve bir isim yazılmış. Birisinin hesabını çaldılar muhtemelen ve onun üzerinden bir para akışı devam ediyor. O yüzden söylemeyeceğim ismini. Gerçekten kazandım mı? Gerçekten mi? Biraz heyecanlar, heyecan biraz. Çok çok sevindim. Malım çünkü ben. Ben kendi adımı verirsem IBAN'da belli olacak. Mami arkadaşlar bir teşekkür ederim ya yorumlara. Çocuk her seferinde bayılıyor paraları. Rastgele bir adres yazdık. Benim dolandırmalar için kullandığım hattımın numarasını yazdık ve gönderdik. IBAN'a para gönderince tamamlanacak mı? Bir konuya açıklık getireyim arkadaşlar. Bir önceki dolandırma videomuzda sahte dekont gönderseydiniz dediniz. Ben gönderdim diye yalan söylesem bile adam hesaba bakacak ve para yok. O yüzden buradan bir çıkar yolumuz yok yani. Bunu bu yüzden yapmıyoruz. Evet tamamlanacak ödemeden sonra kargo. Yes be. Hemen gönderiyorum. Mami çıkar cüzdanını. 55.30.67.01 gönderdim abi parayı. Dekont atmam gerekir mi diyeyim ya. Bak bana bir de emirli konuşuyor. Bir tane koy. Bari en azından yalandan kibarlık falan yaptı. Yerleri yapıyordu. Her dakika efendim falan diyorlardı. Gönderdim abiyi. Orada mısınız? Bir iki dakika bekleyeyim arayacağım. Şu an aktif diyor. Aktifsen bekliyoruz. Geçmiş olsun. Hey aç aç. 6 dakika önce aktifti. Bizden para gittiği anda aktiflik bitti. Bir kere daha arayacağım. Reddetti galiba. Bu kadar hızlı bitirdiğine inanamıyorum. Ha şu an aktif oldu. Webtekno. Aha cevap yazıyor. Yaz. Kontrol ediyorum. Bekliyorum. Webtekno sizin değil mi? İnandım abi. Evet bizim dede. Evet bizim diyor ya. Güzel. Çok iyi değil mi? Güvenilirliğinize inandım abi yazdım ben de. Sonra da gülücük yaptım. Sağ olun efendim diyor. Cihaz kaydı yapıldı. Teyit amaçlı siz de E-Devlet üzerinden e-mail sorgulama kısmını girip numarasını sorgulama yapar mısınız? Tabii yaparım. Büyük bir zevkle. Şimdi beyefendinin verdiği e-mail'i sorguluyoruz. Ben bu arada bir iPhone çıkacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Kayıt bulunamadı. Yani kimseye kaydedilmemiş bir cihazımız var. Üretici Apple. Pazar adı Apple iPhone 14 Pro Max.
Evet, sorguladım. 14 Pro Max diyor. Kayıt bulunamadı dedi ama sanırım benim adıma kaydedeceksiniz. Yine bana bir şey diyeceğim, bana yine sinir yüklenmeye başladı kanka. Ya bir tane büyük ihtimalle ellerinde yurt dışı Pro Max var. Daha doğrusu onun ineğisi var. Onu gezdiriyorlar herkeste. Başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar başlıyoruz. Google'da IMEI kayıt ücreti araması yapıp bize yolluyor. IMEI numarasını girmenizin ardından telefon IMEI kayıt ücreti olan 6091 TL tarafınızdan tahsil edilir. Bu yasal olan. IMEI kayıt ücreti normalde 6090 TL. 91 yalancı köpek. Ama biz bunu toplu kayıt yaptığımız için sizden sadece 1458 TL alacak. Sonra size 3-5 dakika içinde geri iade edilecektir. Bilginize arz ederim. Abi bu ne? Hiçbir ücret olmayacak dediniz. 1400 lira diyor. Bir de benim pasaportum yok. Nasıl kayıt yapılacak? Göndereceğiz. Sıkıntı yok. İkinci tur parayı da göndereceğim. Bir daha para vereceğim. Biz hallediyoruz, toplu kayıt yapıyoruz falan diyecek kesin. Evet, görüldü oldu. Bekliyoruz. Efendim, kaydı biz yapıyoruz. Burada pasaporta istiyoruz. Herhangi bir sorun yaşa. Pasaporta işliyoruz demek istiyor bence. Ücret geri iade edecek, bir sorun yaşamazsınız. Tabii hemen. Aynı IBAN'a mı göndereyim? Gönderiyoruz. 1458 TL. İade olacak değil mi? Evet, kafadan şimdi mesela 2000 liramız gitti. Bizim 2000 liramızın gitmesinin önemi yok arkadaşlar. Bunu izleyen 500 bin kişi olsa bunlardan 50 bin tanesi bunu yapmayı düşünür ve 100 bin lira toplamda cebimizde kalmış olur. Muhtemelen çok dandik bir hesaplama yaptım şu an. Gönderdim abi, o da bana bir şey yazıyor şu an. Attınız mı efendim? Şimdi at. Ne zaman gelir geri? Tak diyemem, geri istiyorum. Ne zaman gelir geri? Yine para isteyecek. Kargo ücretsiz diye en başta kendisi söyledi. Sigortayı ödedik. IMEI kaydı ödedik. Ne uydurabiliyorlar başka, onu merak ediyorum. Bazılarınız engelleneceğimizi düşünebilir ama böyle konularda çok hızlı engel gelmiyor arkadaşlar. Çünkü şunu söylüyor adam. Sen bana bir kere para gönderdiysen bir daha gönderebilirsin. Şimdi ikinciyi gönderdik, o zaman bir daha gönderebilirsin. Bu şekilde ipin ucu artık nereye kadar gidiyorsa, ben internette falan görüyorum 40 bin lira dolandırıldım falan diyorlar. Yani 40'ta seni durduran neydi be kardeşim? Geldi değil mi abi? Ve cihazınızın yurt dışından ülkemize gümrük elektronik cihaz olarak giriş sağladığı için son olarak ÖTV ödemesi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ve yapmış olduğunuz tüm ödemeler bu ödeme dahil olmakla geri iade sağlanacaktır. Adınıza ticari makbuz kesilecektir ve bu ödeme bürüt olarak, bürüt değil, bürüt olarak 3799 TL olarak şansınıza yansımıştır. ÖTV ödemesinden sonra bize IBAN'ınızı atınız. Toplu olarak IMEI ödemesiyle birlikte iadeniz yapılacak. Şimdi öncelikle senin abi başka ödeme yok dedin. Yurt dışından gelen ürüne ÖTV mi olur? Ya çok ayıp ya. Şu sistemi kaç farklı şekilde bize yedirmeye çalışıyorlar. Farkındasınız değil mi? Allah aşkına yapmayın bunu. Kurban olayım yapmayın bunu ya. O kadar param yok maalesef. Eğer bir cezası yoksa, bilerek orta açıyorum. Eğer bir cezası yoksa iptal edelim bu işlemi. Diğer ücreti geri alsam yeter benim için. Bir orta açtım bakayım, vuracak mı kafayı? Ben Webtekno abiden bir cevap bekliyorum. Evet, mesajımız görüldü oldu, yazıyor beyefendi. Yaz bakayım ne yazacaksın. Efendim, zaten yurt dışına gelen bir cihaz olduğu için devlet tarafından korunan bir vergi ödemesidir. Yapılması gerekiyor, bu da iade edilecek. Abi anladım ama param yok. Gönderme şansım yok yani. 400 TL kaldı cebimde. Onu yollasam olmaz mı? Yolla derse var ya, toplu kayıtsa kaynarız arada. Bir de şöyle gülücük yapalım. Merdan abiyi çok seviyorum ben. İnanılmaz ya. Bir orta daha açacağım. Olmuyorsa da, eğer kayıt yapılmadıysa, cezası yoksa iptal ederim tüm işlemi dedim. Bunu da gönderiyorum. Bunun sebebi de şu. Cezası var diyecek mi? Çok merak ediyorum. Gönderelim mi ya 3700 lirayı? Zaman kaybettirmesin bize. Arıyorum hemen. İnsan değilsiniz oğlum. Harbiden insan değilsiniz ha. Açmıyor. Efendim, ÖTV ödemesi de iadeli oluş yapılması gerekiyor. Abi para yok, para. Yapılması gerekiyor. Yukarıda da gerekiyordu, üstünde de gerekiyor dedi. Ya yok, param yok lan. Lan param yok lan. Görüldü oldu tekrar. Ne diyeceksin? Bir daha yapılması gerekiyor derse telefon alır duvarı vurur çıkarım buradan bu arada. Efendim, şu anda cihaz tam anlamıyla adınıza kayıt olduğu için ÖTV, yani özel tüketim vergisine tabi tutuluyorsunuz. Bu bir vergi ödemesidir. Bizim firmamızla alakalı değildir. Abicim anladım ama param yok. Sen de beni anla. İşlemi iptal edelim cezası yoksa. Cayma bedelinin cezası var. Cayma bedelinin cezası. Hani cayma bedeli veriyorsun. O bedeli verdiğin için ceza ödüyorsun. Nedir cezası? Gerçekten param yok. Söylesen ona göre yapardık. Cihaz adınıza... Lan. Cihaz adınıza kayıtlı olduğu için ikinci el konumuna düşüyor. Ne yedek talihliye verebiliyoruz, ne de satışını yapabiliyoruz. Bu sebepten dolayı cayma işlemlerini başlatma durumunda kalıyoruz. 44.999 TL olan cihaz bedeli yasal yollar ile sizden alınır. Adınıza icra davası açılıp haciz tebligatı ikametgah adresinize ulaşır. Bilginiz olsun. Yasal işlemler için numaranızı avukatlarımıza iletiyorum. İyi günler. 45 bini benden alacak. İcra niye geliyor o zaman? Adam iyi günler diye noktayı koydu. Arasınlar, bekliyorum diyeyim. Bu konuyu da burada kapatayım.
aramayacaklar zaten, bunu biliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bir tane çekilişten telefon kazanalım dedik ama icralık olduk gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapılan çekilişlerin bir gerçekliğinin olmadığını size gösterebilmek için elimizden geldiğince çabalıyoruz. Bu konuda eğer gördüğünüz farklı sistemler, farklı dolandırıcı olduğunu düşündüğünüz tipler varsa bunları lütfen yorumlarda belirtin ya da bana Instagram'dan gönderin, olabildiğince kontrol etmeye çalışıyorum. Bu videomuz buraya kadardı. Siz dolandırılmayın, sizin cebinizden para gitmesin yeter ki biz bir şekilde Mami bir şekilde harcamasını yapıyor sizin için. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer videomuz faydalı olduysa sizin için lütfen beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.